Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Efendim zemzem suyu. Allah Allah. Ne mübarek su değil mi? Kabe-i Muazzama'da makam İbrahim'in hemen o karşısında olan bölgeden 134 metre derinlikteki bir kuyudan, mübarek bir kuyudan çıkan mübarek bir su. Efendimiz Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı her ziyaret ettiğinde muhakkak diyor zemzem içerdi. Ve tabi Bugün hacılar, umreciler gittikleri zaman artık böyle değil mi? Adet olmuş. Oradan zemzem getirirler. Ayağa kalkarız. Normalde su oturarak ekseriyetle Efendimiz içer, tavsiye eder. Oturarak içmek sünnet olan bu ama zemzem ve abdestten kalan suyu ayakta içmek sünnettir. Abdestten kalan su derken yani ibrikte abdest alınıyor ya veya biz şimdi artık musluklarda alıyoruz. Bu bir sünnete rasuldür. Efendimiz abdest aldığı sudan biraz içermiş. Yani işte bir ibrikte abdest aldın, ibrikte biraz su kaldı. Resulullah döküyor, bir avuç bir ayakta içermiş o suyu. Yani e, abdest suyunu da içmek sünnettir. Artık olan suyu değil yani. E sen aslında burada şu mana var. İçebileceğin sudan abdest al manası da var burada aslında. Yani temiz olan sudan abdest almak lazım. E tabi zemzemi de Efendimiz ayakta içiyor. Sünnet-i Resul bu. Ve zemzem o kadar mübarek bir su. Biliyorsunuz bütün sular kuruyacak dünyada. Hiçbir su kalmayacak ama Zemzem kıyamet kopana kadar devam edecek, kurumayacak. Böyle mübarek bir su. Bir de Zemzem'de her hastalığa şifa var. Her derde deva var. Zemzem'de her murada nail olabileceğiniz bir kuvvet var. Efendim, Zemzem suyu bulursanız bir yerden. Şimdi birçok yerde satılıyor veya gidip menbaında içersiniz, Allah nasip etsin veya oradan getiren biri olur falan. Kıbleye doğru dönüp ayakta şu, şu anda ekranda gördüğünüz şu kısa duayı 3 defa okuyup da ekranda görüyorsunuz. Şu duayı 3 defa okuyup da efendim zemzem suyunu içerseniz zihninizde açıklık olur, rızkınızda bolluk olur, darlıktan, sıkıntıdan kurtulursunuz, hastaysanız şifa bulursunuz. Cenab-ı Allah tesirli eylesin. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, talebelere zihin açıklığı, Mübarek zemzemin ve okunan bu duaların hürmetine nasip eylesin ve selam.